Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Akhisar Spor kariyerimizle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada Yama'da bir güncelleme oldu. Bir sıkıntı oldu. O yüzden kariyerim sıfırlandı ama TFF 2. Lig'den başlayacağım yine. Bütçem şu şekilde. Yine İrfan Can Eğribayat'ı falan kaleye almaya çalışacağım arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Serdar Aziz'e kiralık teklif ettim. Bakalım Fenerbahçe bana nasıl geri dönüş yapacak. İlerletiyoruz. Ve Serdar Aziz takımımıza katılıyor arkadaşlar. Bir yıl kiralık olarak kadromuza Serdar Aziz'i katıyoruz. Görüyorsunuz Hugo Rodega. Akhisar Spor'da 17 yaşında genç Hugo Rodega. Hugo Rodega ve gol! Hugo Rodega! Ortayı attı Rodega! Şut ve topu alana gidiyor gol Rodega! Hemen Akhisar Spor'umuza transfer ettim. 17 yaşında gerçekten eskiye döndük. Bu çok güzel oldu. Forvetimiz tamam. Almamız gereken isimler Serdar Aziz aldık. Stoperimizi tamamladık. Bir kaleci alacağım ve orta saha belki de kanat oyuncusu alıp transfer dönemini kapatmayı düşünüyorum. Hugo Rodega'ya 7 milyon euro transfer teklifi var ama ben Hugo Rodega'yı satamam. Kutun Ayvalık Gücü'ne gidiyor. 340 bin euroya Ayvalık Gücü'nde hayırlısı olsun. Hemen İrfan Can Eğribayat'a bakalım. Kutun satıldı. 600 bin euro. Bunu bir görüşelim. 780 bin euro para talep ettim arkadaşlar. Efe Düstaş için. Efe bizim için önemli bir oyuncu. Bakalım. Efe de gidiyor. Efe Düstaş 780 bin euroya Talas Gücü Belediyespor'a gidiyor. Arkadaşlar gerçekten maddi durum çok sıkıntı şu an. Oyuncu satmam gerekiyor. Altın Ordu maçını ben bir simüle ettirmek istiyorum. Hadi Rodega diyoruz. 2-2 Rodega atmış golü ama 82'de golü yiyoruz. Sağlık olsun. 2-1 kazanıyoruz. İbrahim Karavuş ve Bertu Uzun golleriyle 2-1 kazandık. İkinci maçımızdan galip geliyoruz. Puanımız 4 oldu. Hadi bir transfer teklifi gelsin. Altyapıdan da oyuncu alabilirim. Şöyle Semih Kaya. Semih Kaya 94 potansiyel. Semih Kaya. Ben bu çocuğu direkt alayım. Altyapı takımı. Şöyle altyapı takımım var. Bu çocuğu serbest bırakalım. Semih Kaya A takıma gelsin. Romanyalı bir topçu var ama 94 potansiyel. Hangi sağ kanatta oynuyor? Alabilirim. Onu çıkart. Bunu da çıkart. Bu maçı da simüle edelim arkadaşlar. Hadi bakalım. 4-1 kazanıyoruz. Rodega 2 gol atıyor. Yine Bertu uzatmış. Güzel. Birinci Belediye Derince Spor 4-4 yapmış. İkinci Trabzon. Üçüncü Fethiye Spor. 10 puanları var. Karşıyaka maçı. Ben şu transfer dönemi bitene kadar simüle ettirmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü oyuncu transfer etmem lazım. 1-0 kazanıyoruz. Bertuğuz bir de penaltı kaçırmışlar. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. 10 puanımız var. Etimeskut'la oynuyoruz. Haydi Rodega. 2-1. Çok güzel. Bora Yılmaz. Henüz bir transfer teklifi gelmedi. Yani ben bir stoper ve kaleci almak istiyorum. İrfan Can'ı Fenerbahçe vermiyor. Neden bilmiyorum. Kiralık da olabilir. Berk Balaban Galatasaray'dan genç kaleci. Berk Balaban bunu alabilirim. 1.98 boyu var. Şöyle bir Onyekuru gelmek istemiyor. Şu boşta olanlara Gustavo Henrique'ye bir teklif yollayalım. Serbestlerden bedavaya aldık arkadaşlar. Mükemmel oldu. Kaleci bulamadım. Bir kaleci Galatasaray'dan bir çocuk vardı. Berk Balaban vardı kiralık. Deneyelim. Berk Balaban'a gönderdik arkadaşlar. Bakalım ne diyecekler. İmrehan Gedikli kiralık olarak alamadık arkadaşlar. %80'e %20 diyor maaşını ödemeyi. Oğulcan Çağlayan'ı deneyeceğim. Oğulcan Çağlayan da geldi arkadaşlar. Çok iyi oldu. İnşallah şu Galatasaray'daki genç kalecimizi de alabiliriz. 1.98 boyu var.
ben etki edeceğini düşünüyorum. Emrehan Gedikli'yi alsaydık iyi olurdu yedek golcümüz olarak. Bakalım, inşallah gelirler. Lütfen transfer dönem bitmeden gelin. Çuko Emeka gelmek istemedi. Oğulcan Çağlayan geldi. Gustavo Henrique de geliyor. İşte bu. Bakalım. Oğulcan Çağlayan da takımımızda. Şimdi Serdar Aziz, Gustavo Henrique. Şu kaleciyi alabilseydik harika olacaktı. O kaleci gelmedi mi acaba ya? Dur, belki 2 saat içinde bir şey olabilir. Berk Balaban geldi. Sağda görünüyor. Berk Balaban da bizde. Berk Balaban da geldi. İşte bu. Akıyor bu akşam. Çok istiyordum kaleciyi ya. Çok istiyordum. Berk Balaban Galatasaray'dan bir yıllığına kiralık Akhisarspor'da. Transfer dönemini, yaz transfer dönemini bitiriyoruz arkadaşlar. Hedefimiz TFF 2. Lig'de de şampiyonluk. Altyapıdan da oyuncu çıkartmayı düşünüyorum. Şöyle Yunus Demir isminde bir genç kardeşimiz gelmiş. Bunu da alalım. 94 potansiyel. Yunus Demir 17 yaşında. A takıma gelsin. Güzel takımımız oldu arkadaşlar. Genciyle, yaşlısıyla, tecrübelisiyle, deneyimlisiyle. Yunus Demir sağ bek oynuyor. Çok iyi. Çok iyi. Şöyle Can Demirtaş'ın yerini alalım. Can Demirtaş'ı 7'e alalım. Görer ilk 11'e gelsin. Kaya kaç yaşında? 21 yaşında, 1.80 boyu var. Ali Dönmez. Ali Dönmez'i 7'e alalım. Şu şekilde arkadaşlar ilk 11 ve yedeklerimiz. Hayırlısı olsun. Rodayega'ya çok güveniyorum. Oğulcan Çağlayan'a güveniyorum. Defansıma güveniyorum. Kalecime güveniyorum. Hayırlısıyla yeni bir sezona başlayalım. Temiz bir sezona başlayalım. Bu maçımızı oynayalım arkadaşlar. Akhisar'dayız. Spor Toto Stadında. Yunus Demir görüntüde. Genç oyuncu, altyapıdan çıktı Yunus Demir. İlk defa ilk 11'de sahaya çıkıyor Akhisar'da. Maça konuk Nazilli Spor başladı. Gustavo Henrique de oraya gidiyor. Henrique alamadı. Serdar Aziz orada. Altunbaş. Yerden Gustavo Henrique. Çok kritik bir müdahale Henrique'den. Bora Yılmaz'a şimdi top. Rodayega kaçtı. Hugo Rodayega. Offside yok. Rodayega çok sıratlı. Rodayega. Karşı karşıya Rodayega. Hugo Rodayega. İşte gol sevinci Hugo Rodayega'nın. Bora Yılmaz yanında. Rodayega. Genç Rodayega. Daha 17 yaşında. Akhisarspor altyapıdan çıkarttığı Hugo Rodayega'yı. İşte Rodayega karşı karşıya, plasesi harika. Hiçbir şey yapamıyor kaleci. Rodayega Akhisarspor'u 1-0 öne geçiriyor. İlker Yanar böyle görüntüde. TFF 2. Lig'de üst sıralara oynayan bir takım Akhisarspor. Rodayega ile 1-0 öndeler. Mızrakçıoğlu, Kavrazlı, Karakaş, Karakaş şutunu aktardı dışarıya. Bora, Hugo Rodayega, Oğulcan Çağlayan, Oğulcan süratli, Oğulcan Çağlayan yerden, kaleci Er Yılmaz, şut geldi yine Er Yılmaz. İnanılmaz pozisyonlar, ikinci pozisyon dışarıda. İlk yarı sona erdi, inanılmaz kurtarışlar. Işık, verdi pasını, Demir. Demir yerden, Kavrazlı gol pozisyonu, Gustavo Henrique'yi geçti kaleci Berk. Bravo Berk. O da Galatasaray'dan kiralık geldi 2 yıllığına. Kaleci Berk çok net bir gol pozisyonunu çıkartıyor. Korner kullanıldı, Emre Bakkal ceza sahası, kafa vuruşu dışarıya. Şimdi Apaydın pasını verdi. Kavrazlı, Demir, Demir'in pası, Erdoğan, Erdoğan sıyrıldı, Erdoğan! Nazilli golü buldu, Erdoğan attı. Berk uzandı ama alamadı Berk. Nazilli maalesef golü atıyor. İşte Erdoğan'ın golü. Serdar Aziz'den böyle sıyrıldı. Sol ayağıyla vurdu, Berk uzandı ama top maalesef ağlarımızda. Araya Halilcan girdi. Gustavo Henrique. İbrahim Karavuş. Hugo Rodayega. Rodayega, süratli Rodayega. Hugo Rodayega. Sıyrılamadı ama şimdi yine top kaybı. Oğulcan Çağlayan, Rodayega. 82. dakika. Hugo Rodayega. Hugo Rodayega. 2-1 oldu. Yine o gol sevinci Hugo Rodayega.
Akhisar taraftarı yine ayakta. Rodaega. İşte gol. Çok sert direkten top ağlara buluşuyor. Bir kez daha izliyoruz Rodaega'nın golünü. Çok sert vurdu. Spor Toto Akhisar'ı böyle ayağa kaldırıyor Hugo Rodaega. İlker Yanar görüntüde. İlk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Şimdi Halilcan. Halilcan'dan nefis bir çalım geldi Kaya. Pası Bertuğuz. Rodaega bomboş. Hugo Rodaega kafa. Er Yılmaz. Ve maç bitiyor. Akhisar Spor kazandı. Şöyle puan durumumuza bakalım arkadaşlar. Bir maç eksiğimiz var. 16 puanımız var. Eğer 7. maçımızı da kazanırsak 2 puan önlerine geçiyoruz. 1461 Trabzon Futbol Kulübü'nün ve Fethiye Spor'un. İkisi de çok iyi gidiyor. 17'şer puanları var. Sıradaki maçımız 68 Aksaray Spor'la. Bu maçı ben simüle ettirebilirim arkadaşlar. Şöyle kadromuz görüntüde. Genç oyuncularımız ilk 11'de. Demir'den ben memnunum. Ben çok memnunum ondan. Şu maçı bir simüle ettirelim hayırlısıyla hadi. Yeniliyoruz ya, yapmayın ya. Abdioğlu'nun 2 golüyle 68 Aksaray Belediyespor maalesef bizi 2-0 mağlup ediyor. Arnavutköy Belediyesi ile oynuyoruz sıradaki maçımızı. Fethiyespor puan kaybetmiş. Hatta Trabzonspor da kaybetmiş. 1461 Trabzon da puan kaybediyor. Bu güzel oldu. Güzel oldu bizim için. Hala daha liderlik şansımız var. Ben simüle ettirerek devam edeceğim arkadaşlar. Bir eksiğimiz var. Kırmızı kart cezalısı. Hadi. 3-2 kazandık. Rodaega. Rodaega şov var. Rodaega şov var. Eyoğlu Yeni Çarşı deplasmanındayız. Hadi bismillah. 2-0. Oğulcan Çağlayan Bertuğuz. Çok güzel. Fethiye berabere kalıyor. Fethiye berabere kaldı. Puan durumunda lideriz arkadaşlar. Bir maçta eksiğimiz var. Lider durumdayız. 1-0 kazandık. Halilcan Gül 77'de attı. Bayağı bir zorlanmışız. Fethiyespor Erzincanspor'u yenmiş. İkinci Fethiyespor 1 puan gerimizde. Biz birinciyiz. Güzel gidiyoruz. Ankara Demirspor deplasmanındayız. Bu maçı oynasam mı? Kaç maç oldu? 10 maç oldu. Şöyle Ankara Demirspor. Bu maçı da simüle ettirelim. Ben son haftalara doğru oynamak istiyorum. Bertuğuz'un golüyle 1-0 kazandık. Fethiyespor 1461 Trabzon'la berabere kaldı. Çok güzel oldu. 3 puan fark attık. Harika oldu bu. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Rodaega, Oğulcan, Bertu. Bertu da çok güzel gol atıyor. Bertu da güzel gol atıyor. Helal olsun Bertu'ya. Şöyle puanımız 31. Adıyaman'la oynayacağız. Adıyaman deplasmanına gideceğiz. Teknik direktör ödülü alıyoruz arkadaşlar. Ayın teknik direktör ödülü. Yine bir oyuncu gelmiş. 86 potansiyel Emre Kaya. İmzalayalım bu arkadaşla da. Haydi Fethiyespor maçı öncesi puan kaybı yaşamayalım. Lütfen kazanın şu maçı. 3-2. 3-2 Bora Yılmaz, İbrahim Karavuş ve Bora Yılmaz. Harikasınız. Fethiyespor'da yenilmiş. 3-0 yenilmiş. Mükemmel oldu. Puan farkı 4. Çok güzel. Fethiyespor'la şimdiki maçımız. Harikasınız çocuklar. Puan durumumuz bu şekilde arkadaşlar. Sıradaki maçımız Fethiyespor'la. Bu maça geçelim. Akhisar Spor Toto stadındayız. Akhisar Spor'un otobüsü görüntüde. Akhisar Spor stada geldi. İlker Yanar. Karşılaşmaya konuk Fethiyespor'un vuruşuyla başlanacak. İki takıma da başarılar diliyoruz. Akhisar Spor lider şimdi. Rodaega aldı. Hugo Rodaega çok süratli. Rodaega bekletmeden vurdu. Rodaega kaleci Enes. Enes Fidayeo. Rodaega görüntüde, İlker Yanar görüntüde. Çok tehlikeli geldi Akhisar Spor. Orta geldi şimdi ceza sahası. Rodaega dışarıda. Türker pasını aktardı. Özduman vurdu, kaleci Berk. Berk Balaban. Bravo Berk. Güngör'ün vuruşu savunmaya çarptı. Şimdi Ceylan. Türker. Arslan. Arslan'ın pası. Bir kez daha Türker. Yerden Ceylan'a. Ceylan.
Pasını verdi Fethiyespor, etkili geliyor Türker yerden. Selçuk, Selçuk'un pası. Çevik, gol pozisyonu, Duman ve gol. Fethiyespor Özduman'la golü buldu. Fethiyespor Akhisar'da 1-0 önde. Gol Özduman. İşte Fethiyesporlu oyuncuların sevinci ve Fethiyespor'un golü. Bomboş kaldı. Ayağının içiyle nefis bıraktı köşeye. Spor Toto Akhisar'da Fethiyespor 1-0 önde. Çok sert bir hareket var orada. Şimdi Bora Yılmaz, Hugo Rodayega döndü. Rodayega kaleci Enes. Enes bir türlü yemedi golü. Orada sert bir hareket sonucu sarı kart çıktı Cihan Kazan'a. Fethiyespor ikinci gole yaklaştı. Serdar Aziz, Berk Balaban, Halilcan pas hatası. Şut pozisyonu, bir çalım şut, topu ağlarda. Abi nasıl gol yiyoruz ya? Nasıl gol yiyoruz ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yapmayın ya. Burak Özduman müthiş bir gol attı. Akhisar stadı yıkıldı. Abi çok güzel çalımlar. Çalımlara bak ya. Müthiş bıraktı. Ayağının içiyle gerçekten güzel vuruyor bu çocuk. Ayağının üstüyle burnuyla vurmuş. Berk Balaban tabi genç. Hatalı gol yedi. İlk yarı sona erdi. Semih Kaya oyunda. 59. dakikada şimdi orta geldi ceza sahasına. Rodayega direkten döndü. Rodayega direkten döndü. Abi bu nedir? Kaleciyi geçse direğe geçmiyor. Halilcan, İbrahim Karavuş yerden, Bora Yılmaz. Bora Yılmaz ve gol! Ve gol, mükemmel gol! Bunu da kurtarıyordu neredeyse ya. Mükemmel vurdu. Harikasın oğlum. İşte Bora Yılmaz'ın golü. Çok sert. Köşeye müthiş vurdu Bora Yılmaz. Bu kalecinin müdahalesi var. Neredeyse kurtarıyordu. Porto Akhisar böyle ayağa kalkıyor. Selçuk, Selçuk'un pası, çıkartın şu topu. Gustavo yapma yapma. Gustavo nasıl hata yapıyorsun ya? Ya arkadaş Süper Lig topçususun sen ya. Nasıl hata bunlar ya? Adam hat-trick yaptı ya. Süper Lig topçusunun yaptığı hataya bak ya. Ayağının altından kaçırdı ya. Çok kötü oldu abi. Şimdi orta geldi ceza sahasına doğru. Kafa vuruşu Olcan Çağlayan. 6 dakika var ama bakalım çıkartabiliyor mu? Beraberliği bari kurtaralım. Ama çok zor. Çok zor. İşte Olcan Çağlayan'ın kafa golü. Enes'in üzerinden topu ağlarla buluşturdu. Şimdi Yunus mükemmel müdahale. Genç Yunus, Olcan, Yunus. Haydi çocuklar 3 gelir mi? Yunus ceza sahası. Yunus'tan orta. Kötü orta. Yapma yapma, at şu pasını, yapma, beni tükettin ya. Bitti abi maç. Bitti yani. Yazık. Sen orada pas atamazsan kusura bakmayacaksın yani. Bir daha top oynayabilir miyim diye düşün. 3 puan gerimde, pardon. Yani bilmiyorum ya, kötü oldu. Şu maçı simüle ettirelim. Hadi bu maçı kazanın ne olur. 2-1 yenildik. Yazık ya gerçekten, ne oldu bu takıma ya? Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. Hepsi hayrete kaldı. Vay dünyalar. Fethiye de yenilmiş. Yani 2 maçtır 2'de 0 aldık ya. Oyuncu izleme raporu 81 potansiyel, 89 potansiyel. Şunu almayacağım çünkü çok genç oldu arkadaşlar. Düzce Spor şu şöyle ikinci sıraya düştük. Ankara Spor birinci. 1461, Trabzon ve Fethiyespor'un 31 puanı var. Belki birini oynarım. Ondan sonra videomuzu kapatalım arkadaşlar. Haydi Rodayga ya. Yok abi. Yeniliyoruz. 24 Erzincan Spor'la oynuyoruz. Puan durumumuz 3. sıraya düşmüşüz. Trabzon'la aynı puandayız. Haydi çocuklar. Şu maçı simüle ettirelim. 2-1 kazandık ya. Sonunda haydi ya. Dönüm noktası olsun bu. Fethiyespor puan kaybetti. Güzel. Onlar da bizi yendiklerinden beri puan kazanamadılar.
Oo, bu maç da çok önemli. Trabzon'la. İç sahada olduğu için simüle ettirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Puan durumunda yine ikinci sıradayız ve 1461 Trabzon Futbol Kulübü birinci. 3 takım aynı puanı paylaşıyoruz. Çok çok önemli bir maç. Simüle ettireceğim. Takım dinlenik, güzel. Hadi lütfen. Lütfen. İşte bu. İşte bu. Siz busunuz ya. Fethiye de yenildi. Çok güzel. Fethiye ile işimiz kalmadı arkadaşlar. Fethiye Spor 4. Puan farkı 8 oldu onlarla. Ankara Spor'la aynı gidiyoruz. Onun da artık puan kaybetmesi lazım. Belki 5-6 maçtır kazanıyorlar. Artık puan kaybetmeleri gerekiyor onların da. Haydi diyoruz. Haydi ne olur. 3-2. Bucur genç yıldızımız. Oğulcan. Oğulcan Çağlayan da güzel goller atıyor. Fethiye kazanmış. Sıradaki maçımız Fethiye Spor deplasmanı. Zorlu maçlarımız var arkadaşlar. Şöyle size şimdi göstereceğim takvimden. Puan durumu bu şekilde. Ankara Spor'la yine aynı puandayız. Fethiye Spor'un 35 puanı var. Maçı bizle aynı. Evet, Trabzon'un maçı eksik. Trabzon'da kazandığını varsayarsak 3 puan fark var onunla da. Bu maç çok önemli. Şöyle takvim açayım. Transfer sezonundan önceki son maç bu Fethiye Spor deplasmanı. Bu maçta arkadaşlar bu bölümün son maçı olsun. Lütfen bana destek olmak için kanalıma abone olun. Videolarıma like atın. Bana en büyük destek budur arkadaşlar. Lütfen bunu yapın. Sizleri seviyorum. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Fethiye Spor maçındayız. Fethiye ilçe stadındayız. Fethiye Spor Akhisar Spor maçı başlıyor. Yılmaz yerden çevik vurdu. Top dışarıda. Çok tehlikeli geldi Fethiye Spor. Bora pasını aktardı, bomboş. Bertu gol pozisyonu var. Bertu vurdu ve gol. Fethiye'de 1-0 öndeyiz. Bertu uzattı. Takımın yıldızlarından o da. Akhisar taraftarı görüntüdeydi. Şimdi işte golü izliyoruz. Bertu uz. Köşeye nefis vurdu Bertu. Akhisar Spor etkili geliyor yine. Oğulcan Çağlayan. Oğulcan. Ortada Rodega var. Orta geldi. Arka direğe doğru. Bertu vurdu ustalar. Bertu'yla çok etkili geldi. Akhisar Spor. Ve ilk yarı sona erdi. 1-0'lık üstünlüğümüzle. Çevik yerden etkili geliyor şimdi Fethiye Spor. Selçuk. Selçuk Alibaz. Balıkçı vurdu. Çok kötü oldu ya. Gerçekten yani adamlar bir geldi mi atıyor golü ya. Nasıl oluyor? O adam neden boş orada ya? Rodayega kaçtı bu sefer. Hugo Rodayega. Rodayega ceza sahasında. Rodayega. Çok güzel be. Klasik gol sevinci. Rodayega ve genç Yunus. Çok güzel. İşte Rodayega çok sert vurdu köşeye. Bir kez daha öndeyiz Fethiye'de. Vurdurmadık orada balıkçıya. Şimdi Rodayega. Rodayega çekti. Hugo Rodayega pasını verdi. Bora Yılmaz. Bora, Oğulcan Çağlayan. Oğulcan'dan orta arka direğe doğru. Savunma girdi araya. Bucur alamadı. Bora Yılmaz. Bora Yılmaz kaleci. Mükemmel plase Bora'dan. 90. dakika, en az 2 dakika uzatma gösterdi 4. hakem. Galibiyete çok yakınız artık. Serdar Aziz indirdi. Şimdi Bertu Uğuz. Bertu Rodayega'ya doğru. Rodayega. Rodayega sarkamadı arkaya. Hakem saatine bakıyor ve maç bitiyor. Çok kritik bir 3 puan aldık. Çok güzel oldu bu. Puan durumumuz bu şekilde. Ankara Spor'la 46'şar puanla üst sıralardayız arkadaşlar. 1461 Trabzon'un bir maç eksiği var. 40 puanı var. Yani şu anlık güzel gidiyoruz. İki takım aynı puanları paylaşıyoruz. Sıradaki maçımız 1461 Trabzon Futbol Kulübü deplasmanı. Zor maç. Ama bu maç sonraki bölümde olacak arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şöyle takvimde göstereyim. Artık transfer dönemi de açılıyor. Bu maçla birlikte transfer dönemi de açıldı. Önümüzdeki bölümde bu maçları oynayacağız arkadaşlar. Şöyle mali durumumuz da görüntüde. 1 milyon euro paramız var.
Kadromuz güzel. Ben kadrodan memnunum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.